Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'nin iki gündemi var. Birinci gündemi Lille maçı ki Lille maçı gerçekten çok çok önemli. Bu karşılaşmayı kazanıp bu turu geçip ondan sonra Playoff'ta Şampiyonlar Ligi vizesi için uğraşacak Fenerbahçe. Ama Lille tabii kolay bir rakip değil. Onu da söylemek lazım. Önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen biraz bir iki gün sonra, bugün henüz daha cumartesi, pazartesi gününe kadar bir Lille analizini de size yaparız. Çok önemli oyuncularını kaybetti ama genç bir takım. 24.9 yaş ortalamalı bir takım. Ama size biraz dediğim gibi bilgi vereceğiz. Bugün neler var ya da son 24 saatte neler oldu, onları sizlerle paylaşmaya çalışayım. Tabii ki transfer öyle dinamik bir süreç ki hani bir geceden bir sabaha o kadar çok şey değişiyor ki anlatmak gerçekten çok zor. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının devamı bizi mutlu edecektir. Sanıyorum siz de mutlu olacaksınız. Çünkü beğeni tuşuyla siz videoları öne çıkartıyorsunuz. Onu da özellikle söyleyelim. Peki şimdi devam edelim. Az önce söylediğim cümleden Guido Rodriguez oyuncu artık Fenerbahçe ile pazarlık da yapmıştı. 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro maaş, 3 yıllık sözleşme şeklinde. Ama gelin görün ki işte Fenerbahçe biraz indirim isteyip beklerken oyuncu West Ham'la anlaştı. Zaten Fabrizio Romano da bu noktada dünkü videomda vardı. West Ham'a gidiyor, oraya daha öncelik verdi demişti. Tabii ki bunlar profesyonel oyuncular ve bütçeleri daha yüksek nerede alırlarsa orada yola devam ediyorlar. Bunu söyleyelim. Guido Rodriguez böylece Fenerbahçe'nin gündeminden çıkmış oldu. Birkaç tane haberimiz daha var. İçeride tabii transfer sadece bir oyuncuyu kadronuza katmak değil, bir de oyuncuyu göndermek de transfer ki hatta Mourinho üzülerek yapıyorum bunları demişti. Levent Mercan gerçekten bana biraz sürpriz oldu. Daha henüz düzgün bir şekilde şans almadan gönderilmiş olması dikkat çekici. Ya burada bir planlama hatası yapıldı. Şöyle ki Osterwold'e Ferdi varken ikisinden biri gidecek. Levent Mercan'ı da oraya bir alternatif oyuncu olarak aldık dediler. Fakat ikisi de şu anda gitmeyince ya da Mourinho ikisini de vermek istemeyince Levent Mercan'a bir kiralama durumu ortaya çıkacak. Levent Mercan bakalım kiralamada nereye gidecek. Tabii ki hala transfer aktif olarak devam ettiği için çok cümle kurmak mümkün değil. Belki de bir anda 40 milyon euroları görecek Ferdi gidecek. O zaman Levent Mercan'ın durumu farklı bir noktaya gelebilir. Bunu da söyleyelim. Yine benzer durumda Samet Akaydın'a Bodrum Spor talip olmuştu. Şimdi de Eyüp Spor talip oldu. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Samet Akaydın. O da listede yok zaten bildiğiniz gibi. Listeye alınmış değil. Yani Avrupa listesinde yok. Bir küçük hatırlatma olarak söyleyeyim. Avrupa listesine Zeiss'la En-Nesyri girdi. Ryan Kent'le Fred sakat olduğu için çıktı. Onu da bir küçük hatırlatma olarak eklemek istiyorum. Yine bu noktada Ryan Kent'i, madem Ryan Kent dedik devam edelim. Ryan Kent Leeds United'a gidiyor derken bir anda Eyüp Spor talip oldu Ryan Kent'e. Ama oyuncu kalır mı, yani işte İstanbul'dayım nasıl olsa hani değişikliğe de gerek yok der mi, yoksa tekrar İngiltere'ye dönmek ister mi ya da İngiltere'ye dönmek ister mi diyelim. Çünkü İskoçya'dan gelmişti. Onu tabii kendi kararı oluşturacak, onu vurgulayalım. En-Nesyri'nin Lille maçı için antrenmana çıktığından da bahsedelim ve Şampiyonlar Ligi listesinde de olduğu için en azından ihtiyaç halinde camı kırınız ve En-Nesyri'yi sahaya sürünüz gibi bir durum ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Bunu söyleyelim. Şimdi 6 numara transferinde az önce bahsetmiştim. Çok çok ciddi bir araştırma, çok ciddi bir mücadele var. Galatasaray bu konuda, hani Galatasaray ile ortak isimler üzerine de gidiliyordu. Galatasaray bu konuda devreden çıktı. Ancak hala Galatasaray ikinci bir
orta saha oyuncusu alabilir iddiaları var. Bir de sol bek alabilir iddiaları var. Onu bir kenara bırakıyoruz. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü aynı oyuncuya gitme riski yine ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle bakalım. Bir kere çok zor olan bir transfer ama transferle ilgili devreye giren isim Jose Mourinho olunca belki biraz daha farklı bir nokta oluşabilir diye düşünüyorum. Onun için size söyleyeyim. Kim bu? Scott McTominay'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç zaten istiyor. Çünkü biliyorsunuz Jose Mourinho kimi isterse ona evet diyorlar. Jose Mourinho da bizzat telefon açarak aynen şöyle bir konuşma yaptı. Alo, ben Mourinho, seni kendi takımımda görmek istiyorum dedi. Tabii ki bu cümle Mourinho'da olsanız yeterli olmuyor. Çünkü bizim aldığımız bilgiye göre oyuncu Galatasaray'a gelmek için 27 milyon euro gibi bir rakam talep etti. Çünkü 32 milyon, daha doğrusu Manchester talep etti. 32 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri olan oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle transferi çok kolay değil. Hani alo ben Mourinho'da deseniz kolay olmuyor ama bu haberi sizinle paylaşmak isterim. Çünkü Mourinho'nun bizzat oyuncuyla görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Geçmiş örneklerde var. En-Nesyri'de de benzer bir şekilde Mourinho devreye girmiş ve pardon, oyuncuyu ikna etmişti, onu söyleyelim. Devam edelim. Gerson Luis için Flamengo araştırma devam ediyor. O da 27 yaşında bir oyuncu. 32 maç, 2 gol, 6 asisti var. 14 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri var. Bu rakam da küçük bir rakam değil. Onu özellikle söylememiz lazım. Bu riske girer mi? Onu çok net olarak söylemek mümkün değil. Şimdi dönelim bir enteresan noktaya. Şimdi Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat konusunda bir isteği olduğunun Fenerbahçe'nin size daha önce iletmiştik. 15 milyon euro istiyor Fiorentina. Fenerbahçe 12 milyon euroya çıktı diyorlar ama henüz 10 milyon eurolarda Fenerbahçe 12'ye çıkmıyor. Çünkü bir yıllık sözleşmesi var. Burada bir enteresan takas isteği ortaya çıktı. Fiorentina da diyor ki Szymański'yi bize verin, bir takas yapalım diyorlar. Tabii ki Fenerbahçe'nin Szymański'yi vermesi mümkün değil. Hele Sofyan Amrabat'a karşı bu teklife hayır ama 10 milyon euroluk teklife pazarlık masasında devam edelim diye düşünülüyor. Fenerbahçe böyle bir planlama içerisinde. Tabii ki kolay bir iş değil, yine söylüyorum. Sofyan Amrabat ikinci ya da üçüncü tercihi. Onu özellikle söyleyeyim. Yani Scott McTominay birinci tercih. İkinci tercih Sander Berge. Yani onu söyleyelim. Bu net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Çünkü Sander Berge takımdan ayrılma isteğinde olan bir oyuncu olduğu için takımı küme düştü biliyorsunuz Burnley. O nedenle aldığı ücret de aslında makul, yani 40 bin sterlin haftada alıyor diye bir haber var. Bu noktada yani 2,5 milyon euro gibi bir rakam alıyor ki Fenerbahçe'nin bu rakamı, hatta belki 500 üstünü de verme durumu söz konusu. Onu söyleyelim. Bütçesi de Burnley'nin ihtiyaç oluşturdu. Yani bazı oyuncuları satması lazım. Bir alt lige düştüğünüzde bizdeki gibi uçuruma düşmüyorsunuz. Ama orada da rakamlarda biraz azalma oluyor. Bu haberin kaynağı da şöyle söyleyelim. FLV, yani Football League World haberi bu. Bir alt lige düştü ve birilerini satmak durumunda. İşte o satışta hiç istememelerine rağmen Sander Berge gündemdeki isimlerden biri olarak lanse ediliyor. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve şöyle geçelim. Sofyan Amrabat'tan bahsettik. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin 1, 2, 3 numaralarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. 1 numarada kim var dedik? McTominay. Oraya telefon gitti. 2 numarada Sander Berge var. Onunla ilgili bilgiyi de size aktarmaya çalıştım. Ve 3 numarada da Sofyan Amrabat var. Üçüncüsü mü olur, birincisi mi olur? Tabii bu biraz da maddi imkanlara bağlı bir durum. Genel olarak Fenerbahçe'nin şöyle bir gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.